Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi bayan yelek modeli anlatacağım. Bildiğimiz su taşı modeli arkadaşlar. Su taşı modeli çok hoş, çok güzel, çok şık duruyor. Hem de kolay, çabuk ilerliyor. İki günde bayan yeleği örebilirsiniz. bana istek geldiği için yapacağım baştan sona yapmam istendi. Siz de beğenirseniz çok fazla istek gelirse söz veriyorum yapacağım inşallah. Bu modeli baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım. YouTube'da başka videoları var ee, gördüm ama e, ben başlangıç şeklini farklı yapacağım daha güzel duracak emin olun ee, ip olarak şöyle Angora ip kullanacağım iki numarada tığla öreceğim arkadaşlar hazırsanız çok uzatmayayım yapımına geçelim evet hadi bakalım başlayalım Bismillahirrahmanirrahim alt lastik kısmını yan duran trabzanlar şeklinde yapacağım arkadaşlar şöyle zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 tane çekiyorum ben Evet ezan okudu o yüzden durdurmak zorunda kaldım Evet 8 tane zincir çektim siz lastik kısmını yelek yaparken daha fazla yapabilirsiniz 12 ya da 13 zincir çekip 9 trabzan yapabilirsiniz Evet, 8 zincirden sonra tığıma doladım. Geri doğru 1, 2, 3, 4 Şöyle 4. ya da 5. tırabzan yapalım. Bir dolayıp 2 defa da çektim tırabzan. Sıradaki zincire Tırabzan Tığıma doladım. Sıradaki zincire bir dolayıp yine 2 defa da çektim tırabzan. Şöyle 5 tane yapalım. Örnek olduğu için 5 tane yeterli baştaki zincirle birlikte 5 oldu 3 zincir çekiyorum çeviriyorum tığıma doladım İlk trabzanı atlıyorum ikinciye trabzan yapıyorum her birine bir trabzan yaparak ilerledim 3 zincir çeviriyorum tığıma doladım İlk tırabzana atlıyorum ikinciye trabzan yine her birine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet son zincirime de trabzan yapmayı unutmuyorum. Üçüncü sırayı tamamladım. Üç zincir çevirdim. Yine hemen sıradaki trabzanı trabzan. İlkine batmıyorum. Ve her birine bir batarak ilerliyorum. Bu şekilde ne kadar yapacağız derseniz kendi kıyafetinize ölçebilirsiniz üzerinize ölçebilirsiniz şöyle 3 zincir çekeyim ee, her desen 3 trabzandan oluşuyor 3 trabzan sırasından oluş, oluşuyor 3 trabzan sırası ve katları e, artı 1 trabzan sırası fazla yapacaksınız 3 ve katları artı 1 trabzan sırası fazla yapacaksınız başta ve sonda yani kenar lastik kısmı kaç trabzan olmasını istiyorsanız şöyle yatık tutup trabzan yapacağız ne kadar fazla olmasını istiyorsanız o kadar fazla yapıp başlayabilirsiniz Evet şöyle çeviriyorum 13 sıra öreceğim 3 desen için 13 sıra öreceğim bu şekilde 13 sıra trabzan örelim sonrasını göstereceğim Evet 13 sıra ördüm gördüğünüz gibi şöyle göstereyim 13 sıra trabzan olacak şekilde ördüm şöyle 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çektim tığıma doladım hemen bakın yan tutuyorum modelimi bu trabzanın içine batarak bir trabzan kenar trabzan yapıyorum hemen yanına batarak bir trabzan daha yapıyorum tığıma doladım trabzanın batım yuvasına bir trabzan tığıma doladım buradaki zincirime içine batarak trabzan hemen yanına trabzan kenar bantı bu şekilde olacak buradaki trabzanın tepesine de bu şekilde batarak trabzan Evet burada iki tane bıraktım. Kenar bant olarak yeterli diye düşünüyorum. İki zincir çekiyorum. Zincir çekerken elimizi geniş tutalım. Tığıma doladım. Bir sıra atlıyorum. ikinciye bakın iki trabzan arasındaki boşluğa girerek bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Yuva yapıyoruz. Burası modelimizin arka yüzü olacak arkadaşlar. Yuva yaptığımız sıra arkası trabzan dolgu sırası da ön yüz olacak. İki zincir çekiyorum. Arada tığımı doladım. Trabzan sıralarını sayıyorum. Bakın. Bir, iki, üçüncüye iki trabzan arasındaki boşluğa girerek trabzan. Üç zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya trabzan. İki zincir tığıma doladım. 1 2 3. ye trabzan 3 desen yapacağım 3 zincir dediğim gibi elimi geniş tutuyorum zincir çekerken aynı yere trabzan 2 zincir çekiyorum tığıma doladım bakın buradaki bir trabzanı sırasının şöyle batım yuvasına bat batarak trabzan yapıyorum şöyle kenar trabzanı yapacağım o yüzden zincirin içine trabzan zincirin içine trabzan şöyle trabzan tepesine trabzan trabzan içine trabzan yani iki yan kısma bir de tepelerine ya da batım yerine batıyorum şöyle bu yeterli diye düşünüyorum ama yine de diğeriyle eşit olsun şöyle yanına bir tane daha trabzan batım yuvasına trabzan 7 tane oldu sanırım 3 6 7 3 zincir çekiyorum Evet modelimiz iki sıradan oluşuyor ilk sırası bu şöyle çevirdim ilk trabzana atlıyorum ikinci trabzana trabzan kenar bantlarını yapıyorum her birine bir trabzan yaparak ilerliyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen buradaki yuvaya boşluğa başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladığım bu yuvanın içine V şeklindeki yuvanın içine trabzan. Bir, bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Dört tane. İki, üç, 4 2 zincir çekiyorum tığıma doladım aynı yuvaya 4 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 4 Hemen buradaki 2 zincir çektiğim yuvaya başına dolamadan batıyorum. Hiç zincir çekmeden başına dolamadan battık. Tığımıza doladık. Sıradaki V şeklindeki yuvaya yine bir dolayıp iki defa da çektiğim dört tane trabzan 2 3 4 2 zincir çekiyorum tığıma doladım aynı yuvaya 4 trabzan daha yapıyorum 2 3 4 buradaki iki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum doladım sıradaki V şeklindeki yuvama yine 4 trabzan 1 2 3 4 2 zincir aynı yuvaya 4 trabzan daha yapıyorum 1 2 3 ve 4 buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 2 zincir çekiyorum tığıma doladım kenar trabzanlarımı yapıyorum her birine bir trabzan yaparak sırayı tamamlayalım Evet şöyle sırayı hızlıca tamamlayayım. bir üst sıraya geçişte 3 zincir çekiyorum çevirdim tırma doladım dediğim gibi arka yüzde yuva yapacağız ön yüzde trabzan ilk trabzan atlıyorum ikinciye trabzan her birine bir batarak ilerliyorum burada trabzan sayısı fazla geldiyse arkadaşlar şöyle trabzanların üzerine birer tane eksik yapabilirsiniz eliniz sıkıysa Evet trabzanlarımı yaptım burada iki zincir çekiyorum tığıma doladım hemen burada iki zincir çektiğimiz yuvaya trabzanların arasındaki oraya bir trabzan yapıyorum 3 zincir yine elimi geniş tutuyorum tığıma doladım aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum ve şeklindeki yuvamı yaptım 2 zincir tığıma doladım. Sıradaki trabzanların ortasındaki yuvaya zincir yuvasına bir trabzan 3 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya bir trabzan 3 zincir aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum tığımı doladım kenar trabzanlarını yapıyorum Evet kenar trabzanlarını yapalım sonra bir üst sıraya geçelim ikinci sırayı göstereceğim Evet kenar trabzanlarını yaparak bir üst sıraya geçtim burada iki zincir çekiyorum hemen buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum tığıma doladım V şeklindeki yuvanın içine girip bir dolayıp iki defa da çektiğim dört tane trabzan yapıyorum. iki üç, dört. iki zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya dört trabzan. Dilerseniz üç de yapabilirsiniz. Biraz daha seyrek olsun istiyorsanız. Trabzanları üç, dört. Ama dört ideal. Şöyle buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki yuvaya 4 trabzan. 1 2 Modelimiz bu kadar kolay arkadaşlar. 3 4 2 zincir. Hem kolay hem çabuk ilerliyor hem de çok güzel duruyor. Bütün halinde. 2 3 ve 4 Hemen zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum tığıma doladım sıradaki yuvaya yine 4 trabzan 1 2 3 4 2 zincir aynı yuvaya 4 trabzan 3 ve 4 zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 2 zincir çekiyorum kenar trabzanları yapıyorum Evet. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Büyük parça da hazırladım. Onu göstereyim. Şöyle bakın, bu şekilde. Burada yan bantı iki trabzan olarak ayarladım arkadaşlar. Sadece iki trabzan olarak ayarladım. Bu şekilde de yapılabilir. Dilerseniz yapışık gibi dursun isterseniz de şöyle hiç yan kenar bandı yapmayabilirsiniz direkt de senle bitirip o şekilde üst sıraya geçebilirsiniz arkadaşlar. Öyle de daha şık durur diye düşünüyorum. Böyle lastik kısmında, kenar bant kısmında burada modelimiz gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel. Böyle hafif ütü yapabilirsiniz. Ben yapmadım ama böyle çok hoş duruyor. Böyle dediğim gibi istek olursa çok istek olursa baştan sona detaylı bir şekilde videosunu anlatabilirim. Çal da yapabilirsiniz arkadaşlar. Etol şal yapabilirsiniz. Güzel olur. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik dediğim gibi tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki şimdi değil de ileride görmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Bu tür modellerin daha fazla gelmesini istiyorsanız da yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.